Efendim devam ediyoruz. İmamoğlu konusuna geçeceğim. Ek yapacağım. Bir şey söyledin demin de girmeden hemen önce bir şey var mı ek yapacağım? Ya şöyle Canan Kaftancıoğlu'nun cezaevine girmeyeceğine dair yani ne olacak diye bir hukukçuya sormuştum. Diyor ki hükümlü Kaftancıoğlu ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda 15 Nisan 2020 tarihinde yapılan değişiklikle infaz işlemlerini tamamlaması için cezaevine girer, şartla salıverme ve denetimle serbestlik uygulanmak suretiyle çıkar. Aynı gün salıverilir. Yani dolayısıyla Canan Kaftancıoğlu aldığı bu cezanın karşılığı olan hapisi yatmayacak, hapis cezasını yatmayacak. Buradan yani şöyle bizim işimiz siyaset konuşmak. Lütfen dinleyenler yanlış anlamasın. Ya bu akla ziyan bir yorum. Yani AK Parti'nin bu işten ne faydası olacak? Erdoğan niye Canan Kaftancıoğlu'nu mağdur etmek istesin? Ya o kadar hani oturmuyor ki hiçbir şey. Sonuçta ne oldu? Bak Canan Hanım kahraman oldu. Yani siyaseten şimdi eğer bizi izliyorsa kendisini CHP Genel Merkezi'nde istemeyen hatırı sayılır klikler var, gruplar vardı. Hı hı. Kemal Bey'i de yanına çekti. Bir dönem onunla da aslında ciddi problemler söz konusuydu. Bugün Kemal Bey'i de yanına çekti. Canan Hanım'ın siyasette önü bu cezasını tamamladıktan sonra hani böyle otobana çıkmış bir spor araba kadar açıldı yani bu kararla. Yani bu kararın bir tane kazananı var Canan Kaftancıoğlu, ikinci kazananı Kemal Kılıçdaroğlu. Kaybedenlerin başına da evet Ekrem İmamoğlu yazabiliriz mesela. Neden? Yani şimdi siyasette mağduriyet herhalde Türkiye'de iyi iş yapıyor. Yani burada Canan Kaftancıoğlu işte sözde iktidarın hedef aldığı, işte hapis cezasına çarptırdığı bir kadın siyasetçi figürü olarak bence Türk siyasetinde bundan sonra bir şekilde yasaklı. O bitecektir. Yani siyasi yasağı bittikten sonra yine siyasette devam eder. Ya bir de ben böyle hadi sürekli da, bitireyim hemen. Şimdi yargının bu hedef alınmasının anlamsız. Mesela Eren Erdem bir hapis cezası aldı değil mi? 4 yıl 2 ay. Evet. Yargıda 3. Ceza Dairesi FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem'in davasını bozdu. Hı hı. Girmedi. Öyle olunca yargıda iyi ama bunu onaylayınca kötü. Yani bilmiyorum ha yargı hani ya o Erdoğan yargısı olmuyor o zaman. Ha, işte. O bağımsız yani, yargı oluyor. Evet onu nereye koyacağız ya yani? Mesela Eren Erdem'i yargıdayı bozdu işte. Yani demek ki hukuktaki o kriterler siyasi gözle analiz ettiğinizde hata yapıyorsunuz. Ya bu tür işlere şuradan bakmak lazım. Şimdi diyelim ki siyasi tartışacağız. Artı eksi kime yazar kime çıkar? Yani sonuçtan gitmek lazım gerçeği bulmak için. Eğer böyle bir karar diyelim ki seçim arefesinde AK Parti'yi yarıyorsa farklı değerlendirmek lazım. Seçim arefesinde eğer muhalefete yarıyorsa başka değerlendirmek lazım. Yani asıl sorun orada. Bence Türkiye önümüzdeki günlerde bunu tartışacaktır diye. Ya bence hazır başka olaylar da olabilir daha. O zaman yani şunu tartışalım. Canan Hanım'ın hapse girmeyeceğini öğrendik çok net bir şekilde. O zaman şunu tartışalım. Şimdi bu altılı masada biliyorsunuz kendilerine muhafazakar ve milliyetçi etiketini yakıştıran partiler de var. Şimdi Canan Hanım'ın tweetleri sebebiyle bu cezayı aldığını biliyoruz. O tweetlerde neler olduğunu da biliyoruz. İşte sözde Ermeni soykırımından terör örgütü elebaşına övgüye kadar öyle başlarına başka bir terör örgütünün. Şimdi bunları nereye koyacağız? Bu nasıl bir ittifak? Yani ama hepsi İstanbul İl Başkanlığı'na gelmiş il başkanları. Yani gelmişler. O zaman arkadaş yani bence ortaya bir metin koydular ya 28 Şubat'ta altılı basanın mutabakat metni diye. O zaman Canan Kaftancıoğlu'nun temsil ettiği siyasi çizgide de çizginin de bizim masamızda bir yeri vardır desinler. Bence çok daha sağlıklı bir iş yapmış olurlar. Herkes neyin ne olduğunu görsün. Öyle demeyecekler. Ben sana imdat cümlecini söyleyeyim. İmdat cümleci şu hani vardır ya böyle şeydir lüzum halinde camı kırınız. Oradaki lüzum halinde cam kırılacak imdat cümleci görüşlerine katılmamakla birlikte. Göreceksiniz bak Davutoğlu'ndan Babacan'ına kadar bu muhtemelen böyle ya bir cümleydi. Akşam türlü yatacaksın, sabah kalkacaksın. Başka türlü kurtaramaz ki ya. İktidarı Atatürkçü olmamakla suçlayacaksın. Oradan Atatürk'ün adını kaldırdın, buradan şöyle yaptın diyeceksin. Mustafa Kemal'in askerleri sözünden iriti oluyorum diyen bir siyasi figürle siyaset yapacaksın. Ben bunun yorumunu da vatandaşa bırakıyorum. Yani bu nasıl bir siyasettir? Nasıl bir çizgidir?
Onu da artık vatandaş da halletsin. Şöyle yapalım. Şimdi biraz kulis bilgilerine gidelim. Biliyorsunuz İmamoğlu Karadeniz turuna bazı gazeteciler davet etti. Gelen eleştiriler, önce buradan başlamak istiyorum. Çünkü altılı masayı sonra geçeceğim. Gelen eleştiriler, niye vız gelir, tırs gider, akıllı olalım ifadelerini kullandı gelen eleştirilere. Sonra da özür diledi. Şimdi CHP yönetimi de aslında o fotoğrafa bir anlamda eleştiride bulundu. Öztrak kimlerin davet edildiği genel merkezin işi değil dedi. Torun gazeteciler götürülmeseydi kendileri gelseydi dedi ve benzeri. Şimdi İsmet Bey, CHP kulisleriyle başlayalım. Hakikaten niye önce vız gelir tırs gider deyip sonra özür diledi? Eleştiriler haklı mı haksız mı? Süreci nasıl yönetti? Şimdi birincisi bu Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi CHP Genel Merkezi'nde çok yakından izlenmiş. Hı hı. Yani bir kere onu görelim. Aslında geziyi sabote etme girişimi de olmuş, düşünülmüş. Ancak il örgütlerinin dinlemeyeceği, hani Karadeniz'de hemşerilik olayı falan, hı, dinlemeyeceği ve genel merkezin böyle bir talepte bulunması halinde bir anlamda sözünün reddedileceği ve yere çalınacağı gibi bir... Nasıl sabote etmeyi düşünmüşler? Yani Diyarbakır modeliyle. Hı. Diyarbakır'da nasıl il başkanına talimat verildi ve il başkanı il örgütünün sitesinden yaptığı, internet sitesinde yaptığı duyuruyu geri çekti. Hı hı. Oradaki şehir meydanındaki halkla buluşmayı iptal etti. Bir anlamda örgütü İmamoğlu'nun yanından, hı hı, çektiyse burada da benzer bir şey yapmayı düşünmüşler. Fakat dinlenmemesi durumunda genel merkeze karşı, yani bir anlamda etkisiz kalacak genel merkez. Peki o zaman ne yapacaksınız? İl örgütlerini görevden almaya kalksanız sorun yumak gibi büyüyecek. Bu nedenle o işe çok fazla girmemişler. Birinci gün aslında işte Rize artı Artvin'in bazı ilçeleri var. Buralarda mümkün olduğu kadar, yani çok yakından bildiklerine, hatta genel merkezde beraber çalışanlara biraz uzak durmaları konusunda telkinde bulunanlar olmuş. Fakat tabii bu Karadenizlik'te biraz şeydir, millet beraber hareket etmiş il örgütleri falan. Şimdi Kemal Bey orada bir hamle yapabilir miydi? Bence yapamazdı. Niyet etse bile sonuç alması mümkün değildi. O nedenle orada bir burukluğu var. Ha, keşke ben bunu engelleseydim demiş midir? Dese bile, şimdi şöyledir siyasette biraz, eğer rakibin bir anlamda... Burukluk mu, pişmanlık mı? Pişmanlık da diyebilirsiniz ona. Ama şu, öyle bir şey yapmaya kalksaydınız da İmamoğlu oraya gitse ve aynı şeyleri yapsaydı ne olurdu sonuç? Yani siyasette hepimiz siyasi partileri izliyoruz. Kemal Bey'in genel başkanlık tartışması çok daha büyürdü. Hı-hı. Bu nedenle bazı şeyleri sineye çekmiş gözüküyor. Yani bu ifade de bana ait değil, bir CHP yöneticisine ait. Kemal Bey sineye çekti bazı şeyleri ifadesi var. Şimdi giden gazeteciler konusu var. Yani, şu, evet, onu da konuşalım. Niye vız gelir tırs gider dedi, sonra neden özür diledi? Yani şimdi, bu vız gelir tırs gider hikayesi nedir yani? Ya İmamoğlu benim gördüğüm kadarıyla... İstediğiniz kadar genel merkezler şuradan buradan eleştirin, umurumda değil. Sonra da evet umurumda, özür dilerim ben. Biraz ona geldi. Biraz da daha çok aydınlardan gelen bir takım, yani giden gazetecilere tepki gösterenlere yönelik bir tepkiydi. Sanatçılara yönelik bir şey oldu. Biliyorsunuz İmamoğlu'nu kahraman ilan eden, neredeyse ikinci Atatürk gibi sunan birçok iş, yaptığımızdan pişmanız diye açıklama yaptılar sosyal medyada. Yani İmamoğlu konusunda sözlerimizden dolayı özür dileriz tarzında açıklamalar yaptılar. Şimdi burada İmamoğlu'nda şöyle bir şey var. Biraz nasıl söyleyelim onu, yanlış bir ifade kullanmamak için temkinli davranıyorum. Yani biraz kendisini çok üstüne aşan bir şey oldu. Biraz cahil cesareti tarzına benzeyen bir davranış içerisinde. Ya da şöyle söyleyelim. Siyasette cahil cesareti diyelim ona. Ya da şöyle söyleyelim. Belki bana şimdi şey yaparlar. Büyükşehir Belediye Başkanları, lütfen yanlış anlamasınlar, bakanlar, eskiden beri burada, şimdi muhabirlik, kameramanlık yapan arkadaşlar hep beraberiz. Doğru mu? Evet. Hatta başbakanlar,
muhabirleri tarafından takip edilirler. Evet. Muhabirleri tarafından izlenirler. Ne zamandan beri oldu bu iş? Yani AK Parti'nin başında da Cumhurbaşkanı'nın uçağına sadece başbakandı o zaman. Başbakanlık muhabirleri binerlerdi. Sonradan bu işler değişti. Benim şahsi fikrimi sorarsanız ben önce CNN ve Kanal D'nin Ankara temsilciliğini, sonra Hürriyet'in Ankara temsilciliğini yaptım. Hala bir prensip olarak mümkün olduğunca bakanların ziyaretlerine muhabir arkadaşlarımın isimlerini veririm. Yıllardır bu böyledir. Hepsi de bilir. Hürriyet'te, CNN'de çalışanlar da, Kanal D'de çalışanlar da. Çünkü ben muhabirlik yaparken başkası gitse kıyameti koparırdım. Evet. Çok net. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da belediye başkanlık muhabirleri takip edebilir. Diyeceksin ki köşe yazarlarıyla bir araya gelemez mi? Gelebilir İstanbul'da isterse. Çünkü oraya köşe yazarlarını çağırdığınızda başka bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Tabii. Zaten oydu sorun. Hı-hı. Sembol üzerine çok başka bir anlam. Evet. Yani ben... Yoksa liderler tabii ki yöneticileri, ben liderlerin de bu arada daha çok muhabirlerle bir araya gelmesinden yanayım. 40 yılda bir, işte zaten aynen 40 yılda bir yapıyorlar. Doğrusu da budur. İşte yıllık değerlendirme yaparlar, şu bu. Ama uçağa da başkanlık muhabirleri olsun, Cumhurbaşkanı muhabirleri var zaten, onlar binsinler. Daha çok onlar binsinler. Fahrettin Bey doğru bir hareket yapıyor. Muhabirleri alıyor. Almaya da devam etsin. Daha fazla alsın. Çünkü ne kadar çok muhabirler önde olursa bizler yöneticiyiz. Ofislerimizi yönetmekle mükellefiz öncelikle. Daha iyi olur. Buyurun. Bir örnek de İyi ki verelim. Soru sordum. Yanıtını da ben verdim. Evet. Burada acaba bir subliminal mesaj mı verdiniz bir yerlere? Yani alt metninde ne var acaba? Çok merak ettim. Ne, Hande, açık açık sor. Ben yanıtlarım. Sen sor. Hande, geçmişte bazı liderler bunun acı tecrübelerini de yaşamışlardır. Böyle hep Ankara temsilcileriyle iş çevirmek isteyen liderler olmuştur. Ya da genelde yönetmenleriyle. Evet, olmuştur. Hep tehlikedir o işler. Sonunda muhabirler öyle bir kazık atmışlardır ki, muhabir esasıdır. Muhabir bir haberi getirip önüne koyunca, haber müdürü, genel yayın yönetmeni onu kullanmayacak mı ben onunla geziye gittim diye. Mecbur kullanacaktır ve kazık her zaman muhabirler tarafından atılır. Bir ufaktan da uyarmış olalım bu arada. Tamam. Hakan Bey, Allah aşkına vız gelir tırs gider deyip sonra neden özür diledi? Siz ne diyorsunuz? Süreci nasıl yönetti? CHP yönetiminin sizce o fotoğrafa eleştirileri ne? Anlamı ne? Evet, vız gelir tırs gider lafı bence de siyasetlerde pozisyon gereği de pek kullanılmaması gereken bir laftı. Herhalde bunu fark etti Sayın İmamoğlu ki özür diledi. Burada sanıyorum psikolojik durumuna da bakmak lazım. Çünkü iktidarın doğal olarak eleştirdiği, çünkü 25 yıllık bir Refah Partisi ve AK Parti belediye yönetiminden sonra ilk defa siyasi olarak farklı görüşten birini İstanbul'a belediye başkanlığı yaptığı bir süreçte Türkiye. Dolayısıyla iktidar, yani iktidardaki AK Parti doğal olarak eleştirici. Nitekim çok da hatip ve böyle çok ikna edici bir üslubuyla Tevfik Bey, Esenler Belediye Başkanı, Sayın Göksu şey diyor zaten, yani muazzam bir harekat başlatmış durumda. Dolayısıyla şimdi hem iktidar tarafından eleştirilip bir de kendi partisindeki belli odaklar ya da belli kişiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulduğunda insanın metabolizması da bozulur, psikolojisi de bozulur. Muhtemelen o hız gelir tırıs gider. O anlık bir çıkıştı. O da onu fark etmiş olmalı ki özür diledi. O fotoğrafa gelince ben açıkçası fotoğrafla ilgili AK Parti olup da ya da AK Parti adına yorum yapan ya daha doğrusu AK Parti sempatizanı olan arkadaşlarımızın yorumlarını çok yadırgamıyorum. Çok normal. Ama CHP'li olup ya da işte İmamoğlu'nu bir vakitler tutuyordum şimdi kızıyorum falan gibi yorumlar yapan kişiler bunlar ben 6 ay 1 sene hatta 1,5 sene önce bunları söyledim. Yani dedim, davet edilmedikleri için kırılmışlar mı? Şöyle söyleyeceğim ama başka oraya şuradan gelmek istiyorum. Şimdi problem şurada.
yapılan anketlerde, bütün anketlerde ana muhalefetin lideri olan Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 2 misli, 3 misli fazla çıkıyor Ekrem İmamoğlu. Yani kim Cumhurbaşkanı adayı olsun dediğinizde de İmamoğlu fazla çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. En güvendiğiniz devlet adamı, siyasetçi kimdir diye sorduğunuzda da Ekrem İmamoğlu 2 misli, 3 misli çıkıyor. Yani bu dramatik bir durum aslında. Bu trajik bir durum. Şimdi Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu CHP'nin lideri olan kişiden 2 misli, 3 misli fazla çıkıyorlar. CHP'nin lideri olan kişi de 11 yıldır koltuğunu korumak için birçok insanı benzer operasyonlarla zaten devre dışı bırakmış. 1-2 yıl önce demiştim ki İmamoğlu bu anketlerdeki pozisyon nedeniyle halkın onu ve Mansur Yavaş'ı daha fazla istemeleri, tercih etmeleri ve sempati duymaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve 3-5 yandaşını planlı bir şekilde ciddi taarruzuna uğrar, yani politik taarruzuna uğrayacak demiştim. Şimdi bu olayda da, benzeri olaylarda da, ileride de görürüz daha, Sayın İmamoğlu ısrar ettiği sürece, artık bilemem sürdürür mü ısrarını, yoksa Büyük İskender'in çok sevdiği lafı dinleyip de talih surların yanındadır deyip mücadelesini sürdürür mü, durur mu, bunları bilemem. Ama emin olduğum şey şu, mücadelesini sürdürdüğünde başarabilir ya da başaramayabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu tarafından sabote edileceği mutlaktır ve kesindir. Bu olayda da olay böyle tezahür etmiştir. Çünkü mesela CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın İnce, Muharrem İnce, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan seçimde 7 puan fazla aldı. Üstelik ittifak da yoktu o zaman. Yani İyi Parti, ne bileyim ki adayı vardı, HDP'nin kendi adayı vardı, her partinin kendi adayı vardı. Ona rağmen 31 aldı. Sayın Kılıçdaroğlu 23 aldı aynı sürede. 8 puan fazla alan kişi CHP örgütü genel başkan yapmak için imza topladılar. Yarıdan fazla sayıda imza toplandığı halde demokrasi hiçe sayılarak 70'e yakın imza geri çektirildi. Bunlar yaşadığımız, bildiğimiz tartışmasız işte. Şimdi hal böyle olunca, yani daha önce Muharrem İnce operasyonlar yapıldı. Yok saraya gitti, yok o gece çok içkiliydi bilmem ne falan. Üstelik bu söylentileri Sayın Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler yaydılar ne yazık ki. Dolayısıyla CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabilecek bir kişi, evet, bir sabotör. Aykoy Sağlaz zararlı bunu söyleyeyim. Aynen. Ama bu arada da şimdi aynı durumda Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş var. Şimdi Sayın Yavaş biraz geri duruyor. Çok iktidarlı götürüyor. Sayın İmamoğlu kadere razı olmayacağını, yani daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun biçtiği kadere, yazdığı kadere razı olmayacağını ima ediyor ve hareket ediyor. Ve sürekli bu tür olaylar oldukça bu düğmelere basılacak. 3-5 kişi başlatacak bu tür söylentileri ve operasyonları. Dolduruşa gelen diğer bazı CHP'lilerde, problemi olanlar da bu taarruza katılacaklar, bu iş kampanyalarına katılacaklar. Gazeteci konusuna gelince, kısaca da söyleyeyim. Şimdi o benzer fotoğraf veren, yani karşı siyasi güçten yanına gazetecileri davet ederek çeşitli demeçler veren, seyahate çıkan çok siyasetçi oldu. Geçmişte de oldu, son yıllarda da oluyor. Belediye başkanı veya ne bileyim bakan, parti genel başkanı çok oluyor. Şimdi hal böyle olunca oralarda hadise çıkmıyor. Ama o fotoğrafta zaten muhalif olan gazetecilerle ilgili bir problem olduğunu sanmıyorum. Ama mesela Nagihan Alçı ile ilgili denmedik bırakılmadı. Siz karşıdan birini çağırmışsınız oraya ve o da gelmiş. Yani bunda iç edecek ne var? Ama işte birilerinin planına uygun geliyor. Basıyorlar düğmeye, ilk fitili ateşliyorlar. Tweetlerle, şunlarla, bunlarla. Dolduruşa gelenler de yazıyor. Ama tabii ki şöyle bir hata yapılmadı diyemem. Yani oraya bütün önemli haber kanallarının, önemli şahsiyetler veya işte görevdeki kişiler, ne bileyim işte yani haber yayın yönetmeni, işte Ankara temsilcisi, ne bileyim
Yani adınız ne dediğimi. Yetkililer, köşe yazarları tamamı çağrılsaydı. Niye? Veyahut. Hakan Bey niye? Bakın benim de itirazım şuna. Niye? Yani ben ne zaman çağrılmalıyım biliyor musunuz? Belki çok ayıp olacak ama. Herhalde çok özel bir açıklamada temsilciler genelde yönetmenleri çağrılmalı diye düşünürüm ben. Bayramda bakın şimdi bu işi yani gerçekten raconu böyledir yani doğru mu? Bir itirazınız var mı? Var. Ne? Şöyle var. Medya var. Medya bana değişti Hande yani ya şimdi senin değişti, bak senin nasıl? Görmek istemediğin her şey. Her işi hep böyle temsilcilerle genelde yönetmenlerle yapalım muhabirleri yani, eve sokalım o zaman. Sen biraz nostaljik takılıyorsun haklısın ama yani hayatımıza sosyal medya diye bir kavram girdi. Ha, şimdi bugün o zaman yani, sosyal medyayı daha geçtim. Hayır yani. Şöyle bak artık hani klasik gazetecilik yerini bu dijital medyanın da öne çıkmasıyla beraber farklı bir yere bıraktı. Yani anladım, medya değişti. Mı çalar, şöyle bak yani bugün orada o fotoğrafta olan gazeteciler ya da ne bileyim işte siyasilerin tercih ettiği gazetecilerin hepsinin hadi Bülent Arınç'ın o deyimiyle kendi özgül ağırlıkları var. Yani bunu da yadsıyamazsın. Kendi bir hitap ettikleri sosyoloji var. Hinterlandları var. Dolayısıyla evet eskiden dediğin doğruydu. Muhabirler daha ön plandaydı. Ama artık bunun sosyal medyası var, YouTube'u var, klasik kitle iletişim araçları var. Bunların hepsinde birden var olabilen ve toplumun geniş kesimleri tarafından takip edilen isimleri tercih etmeleri siyasetçilerin bana çok abes gelmiyor. Mesela biz de basından öğrendik seni de davet edeceklermiş. Yani seni de bu kategoriye koyduğum için söylüyorum şimdi oradan. Hangi kategoriye? Yani hangi kategoriye? Toplumun geniş kesimleri tarafından takip edilen bir davet gazeteci kategorisine. Linç. Davet edilmemem linç. İşte. Ama tabii. Yani eskiden. Şöyle bir dakika gitmeme yani temel olarak ben bu tür gezilere davet edilmeye karşıyım. İster bana nostaljik de. Ondan sonra ister bana geri kafalı de. Yani ben yazınca haber olacak da benim muhabirim yazınca haber olmayacak mı? Ne münasebet. O zaman ben bütün muhabirleri işten atayım tek başıma çalışayım. Ya olacak iş mi? Ben muhabirlikten geldim. Benim en büyük saygım muhabirlere. Çok önemli bir açıklama. Adaylık açıklayacaktır. Çağırsın genelliğin yönetmenlerini. Anne bak şimdi iyi güzel söylüyorsun tamam, geliyorum da. İkincisine. Dur yani, bir müsaade et. Bu sefer de ben seni keseyim. Gitmeme gerekçemi ben değil ben, Murat Ongun açıklasın ama Çalar Saat'i açıkladığı gibi ya da Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın salladığı gibi olmasın o açıklama. Evet. Ya ben bir şey söyleyecektim. Unuttun artık. Hande Hanım bir şey söyleyeceğim. Bakın stüdyoda olmayınca ne oluyor? Yardımcı olursanız sevinirim. Ah gelseydin Hakan Bey. Hakan Bey neden Ankara'ya gelmiyorsunuz? Neden geleceğim dediniz gelmeyin mi dedik? Hayır bir ufak operasyonum vardı. Söylemek istemedim. Ha çok geçmiş olsun. Tamam pardon çok geçmiş olsun. Olsun Hakan abi geçmiş olsun. Efendim 60'ı geçeli beri böyle 3 ayda bir şeyler geliyor başımıza yani. Şimdi Hande Hanım bir şey daha var. Şunu söylüyorum. Burada şunu geçmeye atlamayalım. İstanbul Belediye Başkanlığı Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kentinin belediye başkanlığı. Ve İstanbul bir başbakan, bir lider, bir cumhurbaşkanı çıkarttı belediye başkanlığından. Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından siyasi hayatına atıldı. Ve burada Sayın Ekrem İmamoğlu da aynı pozisyonu kendisine aşağı yukarı işaret vererek anketlerde de çıktığı için yani halk da tamam yani her değil ama kendi muhalif kesimden talep gören bir lider adayı. Şimdi o bunların temelen farkında. Onun önüne de gidiyordur anketler yani. Ya da basında görüyordur en azından. Şimdi dolayısıyla o bu pozisyonlarda olduğu için bazı işaretler veriyor. Kendi partisinin genel başkanı da direkt onu devre dışı bırakmış. Bir kere bile dememiş ki ya halkın tercihi Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ysa bunu vakti geldiğinde düşünürüz bile demedi Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu eleştiriyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunda bir kere bile ağzından çıkmaması tuhaf değil mi sizce? Halkın tercihi olan iki kişiyi, hay onlar olmayacaklar, ben olacağım veya başka bir masa karar verecek falan. Tamam da yani onlar masa isterse olabilirler diyebilirsiniz. Şunu demek istiyorum sonuç olarak. Ekrem İmamoğlu bir cumhurbaşkanı adayı ya da CHP genel başkan adayı pozisyonunun farkındadır.
ve bunu da hatta diyordur. Yani özel bir pozisyonda. Şimdi Antalya Belediye Başkanı ne bileyim kendi memleketi Eseri olsa örneğin veya Trabzon olsa oraya giderken gazetecileri çağırsa başka bir olay. Ama Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonunda bugün Türkiye'de 30 tane araştırma şirketi varsa 30'unda da muhalefet seçmenlerinin ikinci tercih Ekrem İmamoğlu. E bunu bilmiyor mu Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu? Dolayısıyla burada durum farklı. Bir potansiyel lider adayının o zaman hareket Mansur tarzı. Yavaş da mesela Antalya'ya giderken bütün yöneticileri davet edebilir. Edebilir tabii de İnciyer aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu çünkü kim olursa olsun o genel başkanlığı katiyen bırakmak istemiyor. Ve şunu da söyleyeyim size CHP'nin potansiyeli 25'tir, kaderi 25'tir. E bundan fazlasını zaten alamıyorum şeklinde bir yaklaşımı var Sayın Kılıçdaroğlu'nun ama Ecevit geldi 42 aldı. Rahmetli İnönü bile 30 aldı siyaset olmadığı halde. Demek ki tutmayan bir mayayı ısrarla tutturmaya çalışıyor. Başka istemiyor, sabote ediyor. Olay net ve açık. Yani bunu ben değil, millet de görüyor. Antalya'da o yüzden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Keyiften çıkmıyor yani açıkçası. Dolayısıyla pozisyonu farklı. O da bu pozisyona göre hareket ediyordur. Yani bildiğimden söylemiyorum ama burada farklı bir durum var. Yani var mı bir itirazınız? Ben mi genel merkez kurucuları anlatayım? Yoksa siz mi anlatmak istersiniz? Bu gazetecilerle ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar herhalde takdir edeceklerdir. Türkiye'de en çok gazeteciyi yurt dışı ve yurt içi gezilere götüren kişi benim. Görev yaptığım dönemde. Ve biz hep muhabirleri... Nasıl turizm ajantası gibi davranmazsan Hayır, götüren derken şu... Şöyle, çünkü halkımız bunu niye diyeyim bak, yanlış anlıyor. Evet. İşte Cumhurbaşkanı uçağına biniyorlar. Her şey de bedava. Öyle hayır, değil. O anlamda değil yani. Haber yani, için gittiğimizde. Biz haber için gittiğimizde de devletin uçağıyla gidiyorsak bir tek uçak biletimizi ödemiyoruz. Doğru mu? Onun aynen dışında öyle. Yediğimiz, içtiğimiz ve otel paralarımızı tabii, otel parası, her şeyi kurumlarımız ödüyoruz. Biz ödüyoruz. Biz de onu kurumlarımıza zaten buyurun bu da faturası diye belgeliyoruz. Buyurun. Evet. Bu sizin yani için o nedenle muhabir, muhabiri ben özellikle vurgulamak istiyorum. Sanki hı-hı, bazıları işte üst düzey gazeteci yöneticilerini götürdükleri zaman çok farklı bir konumda olacaklarını sanıyorlar. Yani hı-hı, öyle bir şey yok. Hatta benim acizane tecrübem şudur. Uçaklarına, özel uçaklarına işte bir takım gazete yöneticilerini alan bakanların ömrü çok uzun sürmemiştir. Evet, doğru. Bir de ya Ekrem bilmiyorum Bey'in yöneticilerin bayağı işi bilmem var yani. Neyse.